Merhaba arkadaşlar, CoinLent YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videoda söylemiştim, biraz rahatsızım arkadaşlar, o yüzden sesim kötü çıkıyor olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Bu videomuzda sizlere yeni bir Play to Earn oyunu olan Magic Crypto'yu tanıtacağım ve aynı zamanda bir hafta sonra bir whitelist çekilişi olacak, ona da değineceğim. Şimdi nasıl bir oyundur bu Magic Crypto? Ona hep birlikte bir bakalım. Burada bir trailer vermişler. Burada bir karakterimiz var. Yani NFT'miz. Büyücülerimiz burada karşımıza çıkan orklarla savaşıyor arkadaşlar. Bu şekilde orklarla savaşıyoruz. Oyunu kazandığımızda ne kadar az hasar alırsak orklarla savaşırken o kadar çok token kazandığımız bir oyun arkadaşlar. Şimdi bir de tokene bakalım. Oyunun tokeni GMECH arkadaşlar. Web 20 tabanlı bir token. Kontrakt adresinin yakında geleceğini belirtmişler. GMECH bizim oyun tokenimizdir demişler ve NFT satın almada, marketplacete ve oyunda kazanacağınız ödüllerde GMECH token kullanılacak arkadaşlar. Token dağılımına baktığımızda presale için yüzde 8, marketing için yüzde 3, airdrop için yüzde 1, core team için yüzde 7. Platform için %5, DexLP için %6 ve Play to Earn için %70'lik bir kısım ayrılmış arkadaşlar. Yani oyunu oynayanlar gayet yüksek miktarda token kazanabilecek. Burada sayfayı Türkçeye çevirdiğimizde sizin için savaşacak güçlü büyücüler toplayın, ödül kazanmak için kötü orklarla savaşın. Ücretsiz demişler ve her gün para kazanın demişler arkadaşlar. Şimdi bir de yol haritasına bakalım. 2021'in dördüncü çeyreğinde oyun kavram sallaştırma, temel oyun oluşturma, web sitesi, teknik inceleme, sosyal medya ve fragman içeriyor. 2022'nin birinci çeyreğinde ise ön satış, pancake swap'ta, listelenme, çiftlik modu, play to earn oyunu, grafik güncellemeleri, yeni karakterler ekleme. 2022'nin ikinci çeyreğinde NFT Fusion sistemi yani NFT'lerinizi güçlendirebileceğiniz bir sistem. Grafik güncellemeleri, kule modu, yine play to earn play modu yani yine token kazanabileceğiniz oyun içindeki farklı bir mod olacak arkadaşlar. 2022'nin üçüncü çeyreğinde yine bir play to earn oyunu, oyun grafikleri güncellemesi, marketplace, Mageverse, orklar, Mageverse'ün, Mageverse'ün İkinci oyunu çıkacak arkadaşlar 2022'nin 3. çeyreğinde ve 2022'nin 4. çeyreğinde ise PvP modu aktifleştirilecek ve büyücülere karşı orklar savaşacak ve bu şekilde token kazanacaksınız arkadaşlar. Gerçek kişilere karşı savaşacaksınız. Arkadaşlar buraya baktığımızda 9 ila 18 gün içerisinde yatırım getirisi demişler ve Binance Smart Chain tarafından desteklenmektedir demişler. Biraz önce de bahsetmiştim bir whitelist çekilişi var. Magic Crypto whitelist giveaway demişler. Sayfayı Türkçe'ye çevirdiğimizde Magic Crypto topluluğu güçlü ve hızlı büyüyor. Kutlamak için bir whitelist açıyoruz demişler. 250 rastgele kazanan beyaz listemize katılmak için seçilecek demişler. Ayrıca bu 250 rastgele kazanan cross beta oyununa erişim hakkı kazanacak Close Beta oyunu nedir? Sınırlı sayıda kişi arkadaşlar bu Close Beta'ya katılacak ve bir nevi oyun test edilmiş olacak. Whitelist çekilişini kazananlarsa orijinal fiyatın %70 oranında indirimle 50 boost karşılığında en fazla 10 taneye kadar NFT kutusu satın alma hakkı kazanacak arkadaşlar yani %70 indirimle. Arkadaşlar white list'e katılmak için öncelikle web 20 cüzdan adresinizi giriyorsunuz. Twitter sayfasını takip ediyorsunuz. Şu tweet'i retweet ediyorsunuz. YouTube kanalına abone oluyorsunuz. Telegram kanalına katılıyorsunuz. Discord kanalına katılıyorsunuz ve buradaki referans linkinizi arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla puan kazanabiliyorsunuz. Biraz önce de söylemiştim. Whitelist çekilişine katılmak için sadece 7 gün süre kalmış arkadaşlar. Şimdi bir de whitepaper'ı inceleyelim. Magis Kripto'ya hoş geldiniz. Sizi bizimle eğlenceli ve karlı bir deneyim yaşamaya davet ediyoruz. Hedefimiz Binance Smart Chain destekle ekonomiye sahip bir oyun yaratmak ve değerli yatırımcılarımız için ROI 9 ila 18 gün arasında denilmiş Magis Kripto, Mekaniği, Ekonomisi, Bump Kripto, Luna Crash, Kripto Cars, Kripto Planes ve Crypto Quartz gibi ünlü oyunlara dayanmaktadır denilmiş. NFT'lere baktığımızda NFT'lerimiz güçlü büyücüler tarafından temsil edilir denilmiş. Hesap başına en fazla 40 büyücünüz olabilir ve her bir büyücü başlangıçta 350 GMCH tutarında olacaktır denilmiş ve NFT'nizin rarity'sine göre enerjiniz ve ilk başlangıç gücünüz oluyor arkadaşlar. Common NFT'de enerji 4, Uncommon'da 4, Epic'te 5, Legendary'de 6. Skinse baktığımızda arkadaşlar bu skinsler oyuncuların jetonları herhangi bir ücret ödemeden talep etmesinin ne kadar süreceğini belirler. Her NFT'nin kendi skini vardır. Örneğin epic skini olan bir common NFT açıldı size. Günde 4 kez oynama hakkınız var. Yani biraz önce bahsetmiştim enerjiden. Kazandığınız tokenleri 800 gün sonra Herhangi bir ücret ödemeden çekim yapabileceksiniz arkadaşlar. Come on NFT'niz olduğu için bu süre bu şekilde olacakmış. Şimdi farm moduna gelelim. Biraz önce trailerda izlemiştik arkadaşlar. Piyasaya sürülecek ilk Play to Earn modu farm modudur demişler. Bu modda büyücüleriniz kötü orklarla savaşmak zorunda kalacaktır. Savaşlar otomatiktir ve oynamak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Ancak büyücüler bir savaş başlatmak için enerji puanlarını kullanırlar. Bu oynayabileceğiniz savaş miktarının büyücülerinizin maksimum enerjisine bağlı olacağı ve enerji bittiğinde onlara enerji vermek için 0.5 GMH harcamanız gerektiği anlamına gelir. Oyuncu tüm büyücülerin tüm enerji noktalarını şarj ederek her 3 saatte bir büyücülerine Enerji verebilecek denilmiş. Savaştan sonra büyücünün performansına bağlı olarak bir ödül alacaksınız. Örneğin büyücünüz orku hiç can kaybetmeden yenerse mükemmel skor olarak adlandırılacak ve 1.6 G ve 300 EXP kazanırsınız denmiş. Füzyon çok yakında denilmiş. Bu füzyon arkadaşlar NFT'lerinizi güçlendirmenizi yarayan bir proje. Füzyon sayesinde karakterleriniz çok daha güçlü hale gelecek denilmiş. Kule modundan biraz önce bahsetmiştik. Oyun içindeki ikinci bir play to earn modu olacak bu. Kule'de cesur büyücüleriniz daha da fazla kazanmanız için daha büyük bir meydan okumayla yüzleşmek zorunda kalacak. Anladığım kadarıyla kule modu biraz daha zor olacak arkadaşlar. Kule mekaniğinin anlaşılması basittir. Günde bir kez kule ile yüzleşin. Dövüşler otomatik olarak olacaktır. Kulenin her katı size zaferden sonra orantılı bir ödül verecektir. Büyücünüz ne kadar güçlüyse ulaşacağınız kat o kadar yüksek olur ve ödül de o kadar büyük olur denilmiş. Mage çok yakında denilmiş. Bundan da bahsetmiştik arkadaşlar. Match Crypto yarattığımız ilk sihirli dünyadır. Yatırımcılarımız oyun ekonomimizi güçlendirmek için daha birçok oyun bekleyebilir. Çıkarmayı planladığımız ikinci oyun, büyücülerle savaşmak için oklarla oynayabileceğimiz bir oyun her iki çiftlik modu da her oyun için bağımsız olarak çalışır. Ancak bir oyundaki büyücülerin diğer oyundaki orklarla savaşabileceği bir PvP modu yayınlanacak denilmiş. Burada Gmesh token ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Toplam arzının 100 milyon olduğunu görüyoruz burada arkadaşlar. Burada Magic Crypto'nun sosyal medya adresleri verilmiş. Oyunla ilgilenen arkadaşlar bu adresleri takip edebilirler ve son olarak Magic Crypto oyununu destekleyen burada önemli firmalar var. Bunlar Unity, Binance Smart Chain, Amazon Web Service. Gerçekten üçü de önemli firmalar arkadaşlar. Bu tür oyunlarda erken erişim sağlayanlar yani oyuna erken başlayanlar bu işin arkadaşlar kaymağını yiyenler oluyorlar. Magic Crypto oyunu bu şekildeydi. Play to -earn oyunlarını seven arkadaşlar değerlendirmek isterlerse açıklama kısmında bütün linkleri bırakacağım. Oradan sizler de kendiniz inceleyip katılabilirsiniz arkadaşlar. Magis Kripto Play to Earn oyunu ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.